Değerli kardeşlerim, Türkiye son 10 yıldır yakın tarihimizin en kritik dönemeçlerinden geçmiştir. Bu süreçte ülkemiz ekonomik, sosyal, siyasal bakımdan farklı yöntemler kullanılarak kuşatılmak istenmiştir. Milli iradeyi ve seçilmiş hükümeti alt etmeyi hedefleyen bu dönemin işaret fişeği 7 Şubat MİT kriziyle çakılmıştır. Ardından da Gezi olayları gelmiştir. Siz hala meseleyi anlamadınız mı diyen elebaşılarının da ikrar ettiği gibi Gezi olaylarının ne ağaçla, ne çevreyle, ne de yeşil hassasiyetiyle ilgisi vardır. Şimdi buradan ben Bay Kemal'e ve CHP'ye sesleniyorum. Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde o canım canım çınar ağaçlarının kesilerek orada çok farklı bir katliamın yapılmasını acaba gözü var görmüyor muydu? Peki bu konuda acaba ne yaptı? Ne gibi bir adım attı? Atılan bir adım var mı? Yok. Nerede bu çevreciler? Bu çevreciler bu ağaçları kesenleri, kökünden kesenleri acaba hiç dillerine doladılar mı? Bunlara acaba bu işin hesabını hiç sordular mı? Yok. Biz milyonlarca ağaç fidan diktik iktidarlarımız döneminde. Hala dikiyoruz. İşte şimdi Atatürk Millet Bahçesi'ne de Bay Kemal dikiyoruz. 1.250.000 fidan ve ağacı oraya dikiyoruz. 350 yaşında bir zeytin ağacını da oraya diktik. Bak alışacaksın bunlara. Ama senin çevreyle mevreyle alakan yok. İnşallah göre göre bunlara da alışırsın. Gezi olayları ağaç ve çevre kılıfı altında Türk demokrasisine kurulmuş bir pusu, sokak terörü üzerinden milletin iradesini gasp etme girişimi, azgın azınlığın sessiz çoğunluğu sindirme teşebbüsüdür. Bu olaylar Türkiye'nin IMF defterini tamamen kapattığı tarihi günlerde doğrudan ekonomik bağımsızlığımızı hedef alan mandacı bir eylem, İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladığı yazılarıyla kirletildiği Bizans heveslisi bir girişimdir. Bay Kemal, bunları siz yaptınız. Zulüm 1453'te başladı. Bu ifadelerin arkasında sen varsın, sen. Ve örgütünüzün elemanları bunları duvarlara yazarken sesiniz çıkmadı. Ve sen bunların başında Beşiktaş'tan kalktın, Taksim Meydanı'na kadar yürüdün. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içini bira kutularıyla işte sizin o takımınız kirletti. Bunları yaptınız. Sizin böyle bir maneviyat, bu ülkenin dini değerlerine saygı, öyle bir anlayışınız yok. Ama istismar sizde ileri derecede var. İstismarı çok iyi yapıyorsunuz. O işi çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra o da yutmayacak, o da tutmayacak. İşte Atatürk Kültür Merkezi'ne o Gezi olaylarında o malum teröristlerin pankartlarını o gün siz astınız. O tür teröristlerin pankartları oradayken sen de o alana geldin. Bunları yutacak mıyız? Bunları görmezden gelecek miyiz? Ben buradan tabii milletime sesleniyorum. Bütün bu olanlar karşısında bu ülkeyi terör örgütlerine biz asla peşkeş çekmeyeceğiz, çektirmeyeceğiz. İşte geçenlerde
Üç tane sözde milletvekili 18 Mart Şehitler Köprüsü'nde ne yaptılar? Pankart asmaya yeltendiler. Ve bunlar üstelik polisimize de orada nasıl zulmettiğini görenleriniz ekranda olmuştur. Hatta vurmaya kalkanlar bunların içinden olmuştur. Ve bunlar malum partinin parlamentodaki uzantılarının ta kendisi. Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların tabii parlamentoda da yeri olmaz. Bunların da bir an önce parlamentodan silip atılmasının adımlarının atılması lazım. Bunun adı demokrasi olmaz. Demokrasi sınırları bir yere kadar. Kalkıp bu ülkenin güvenliğini temin için çalışan, gayret eden polisi orada kalkıp vuracaksın, yere indireceksin. Neymiş? Orada senin izinsiz köprüye pankart asacaksın. Bu pankartı sana astırmamaya, görevini yapmaya çalışan polisimize bu tür saygısızlığı yapan, evet, bundan milletvekili olmasın.